Herkese yeni bir Kebap Çefesi Bilatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum hepiniz için. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Efendim bugün bu tablette bulunan, birazdan göstereceğim, tablette bulunan şefleri ağırlamayı öğreneceğiz. Daha doğrusu yapmaya çalışacağız. Bugünü bir geçeceğim hızlıca tabii. Şuradan gurmelerden şunları bir tamamlamaya çalışacağım öncelikle. Tamamlamam lazım. Tavuk göğsü, domates çorbası, ızgara biftek. Bunların hepsini yapmam lazım. Doğru, hemen çağıramayacağım maalesef. Neyse, önemli değil. Restoranı birazcık şöyle bir kişiselleştirmek istiyorum dostlar. Bugün şu tabela dahil. Tabelayı hemen yapalım ya. Dur, nerede o? Nerede o? Tarifler, banka, gurme, yapı mağazası. Şuradan mı? Ha, tabela diyeceğiz. Okey. Şunu alayım. Tamam mı? Şöyle. Büyütelim şuraya. Burada bir sıkıntı var. Çok büyük olduğu zaman kabul etmiyor. Niyeyse. Bakın mesela şu an buna geçemiyorum. Gördünüz mü? Tam oturacak içine. Hata veriyor yani. Okey. Bunu bay diyelim. Tabela arka planı diyelim. Şuradan hangisini alsak? Şunu almıştım. Şunu da alalım. Tabelaya yazı da yazalım hemen şuraya. Sam-et. Bence gayet yaratıcı yani. Hiç gülmeyin boşuna. Şu fontu da kullanmıştım ben. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Aynen şöyle kafi. Böyle tatlı oldu. Bakalım hemen bir. Bence tabelamız da iyi oldu. Daha önce de yapmıştım zaten biliyorsunuz. Ama oyundaki bir hatadan dolayı şey yapamamıştım. Böyle kayıtlı kalmamış. Neyse ya, hızlıca geçelim. Restoranı açmayalım. Önce şu tabağı alalım. Bir yıkayalım. Eksiklerimiz varsa halledelim. Bugün iki çeşit yemek çıkaracağım abi. Birincisi çorba olacak. Diğeri de biftek falan yaparım muhtemelen. Tarifleri biliyorum zaten. Restoranı düzenleyeceğim konusuna gelince de şunları efendim şöyle, bundan bir tane daha satın alacağım. Yapım mağazası diyeceğim. İstasyonlar, şuradan gireceğiz. Bir tane daha satın alacağız. İki tane ayrı menümüz olacak yani. Aynen. Bir çorba, bir şey yapacağız. Şimdi öncelikle ben şu menü bölümüne ya da tarifler bölümüne gelelim. Tariflerden domates çorbasını bir sabitleyelim. Ne lazımdı bizim için? Süt lazım. Bir tane var ama biz yine gidip alalım ya. Birkaç alışveriş yapalım abi. Alışveriş şart bize. Restoran düzenleyeceğim derken biraz daha bir şeyler yapacağım tabii şimdi birazdan. Yani izleyeceksiniz. 3 tane daha süt aldım. Domates dilimi diyor. Domatesimiz var. Tereyağı alalım. 2 kutu tereyağı alalım. Ardından karışım diyor. Maydanozumuz var zaten şeyde, dükkanda. Sıkıntı yok. 2 tane domates diyor. Tamam, bunları satın alalım. Gidelim abi. Biftek için bir şeyler lazım olur mu bilmiyorum ama herhalde yeterince vardır elimde ya, öyle düşünüyorum ben. Süt ürünlerini en aşağıya koyuyorum. Tamam, bunlar okey. Tekrardan şuradan bir girelim. Izgara biftek yapalım bugün. Izgara bifteğin de tarifinde tuz, karabiber bunlar var. Antrikot dilimi var onlar. Domates, maydanoz parçası. Bence var ama şöyle gideyim ben 3-5 tane daha domates alayım. Stokları bir güncel tutmak lazım yani biliyorsunuz. 5 tane domates alsak. Maydanozumuz var. Bunlar kilitli zaten. Yeşil biberimiz var. Patatesimiz vardır. Satın aldık hocam. Bir gidelim hemen hızlıca tariflerimizi yapalım. Zaten elimizde alıştı. Hızlı hızlı yapacağımızı düşünüyorum ben. Şöyle koyduk. Okey. Şunu da kapatalım. Boştan yere dıngır dıngır yapmasın. Ya da yapsın mı? Neyse. Kapatacağım ben. Herhangi bir yararı yok. Domatesin tarifini tekrardan açalım hocam.
Bir yandan da ocağımızı yakalım zaten. Epey. Çıramızı da döktük. Ocağımız bir alev alsın hocam. Okey. Domates şeyimiz vardı zaten eskiden. Şunu bir yere dökelim. ...1.20 litre suya ihtiyacımız var. Fırlatmayacağız ama yerleştireceğiz. 1.20. Tamam, bu muhtemelen oldu. Bakalım ne kadar olmuş içinde. 1.23, okey. 8 tane domates dilimine ihtiyacımız var. Bir tanesinden 4 çıkıyordu galiba. 2 tane yapalım biz. 2 tane domates çıkaracağız. Tamam, zaten yazıyormuş. Domateslerimizi içine attık. 8 tane domates dilimimiz var. 0.10 litre süt. Allah'ım ya Rabbim. İşte anladınız mı demek istediğimi? Tamam, bu oldu. 1.12 diyor. 1.20 tam tutturduk bu sefer. İçine nasıl şey yapacağız bunu? 0.10. Ya mecburen 0.40 şey oldu. Tamam. Yapacak bir şey yok. Sütü fazla olsun. 200 gram tereyağı ekleyeceğiz. Oğlum tereyağını öyle eklemeyeceksin ama. Nasıl yapacağız ya? Heh. 200 gram tereyağı. Tamam. 8 tane de domates dilimi diyor. Şuradan 2 tane domatesimizi çıkaralım hocam. Hemen koyalım. Okey. Domateslerimizi de içine attıktan sonra kaynamasına başlayacak abi. Sonra kase çıkaracağız zaten. Kase. Şu anda sıcak. Maydanoz parçası diyor. En son dükkanı açarken koyacağım. Maydanoz parçası kaseye ekleyeceğiz. Tamam, onda sıkıntı yok. Şimdi bifteğimizi yapalım hızlıca. Şuradan bir biftek aldım. İkiye böleceğiz bunu. Hemen şuradan tarifler diyeceğim. Izgara biftek. Antrikot dilimi tabağa koyacağız. En üste çıkayım da bir. Yine ikisini de tuzlayacağım tabii ki bu arada. Bak, tuz kaç gram? 3'er gram. Karabiberimiz hangisiydi? Şu. Aynen. 3 gram da bundan. Şu anda bunlar hazır. Her iki tarafını da pişirin diyor. Tamam, onu halledeceğiz. Sonra domates pişirmemiz gerekecek ızgarada. Şu hazır beklesin. Bunu da her an pişirebiliriz niyetiyle yapalım. Ardından şu soğumasın. Açalım, ısınsın. Hemen bunu da koyduk. Ardından iki dilim de maydanoz yerleştireceğiz abi hızlıca. Ardından bu abiyi alacağız servis şeyine koymamız lazım. Niye koyamıyorum? Ha, menüyü seçmedim, menüyü. Tamam.
Bugün menüde domates çorbasıyla ızgara biftek var. Bilginiz olsun efendim. Bu okey. Hemen domates çorbasını alıyoruz. Dükkanı da açıyoruz. Para yapmaya başlayalım. Zaman hızlı bir şekilde akacak şimdi. Müşteriler gelsin efendim. Niye kimse gelmiyor babuş? Oğlum dükkan açık la. Kimse geçmiyor ki, o yüzden gelmiyor muhtemelen. Gel şimdi yavaş yavaş. Tamam, burası okey. Hemen şuradan bir tane daha kase... He, yok koymayalım onu. Abla yedi sen kalk. Paramızı da alıyoruz bir yandan. Çalışan olayına da ilerleyen bölümlerde gireceğim. Birazcık ağırlık vermem lazım şey işinde. Evet, hesabı alalım abiden. Çok fazla zaman ayıramadım. Oyunda da bayağı ilerlemek istiyorum dostlar aslında. O yüzden kusura bakmayın böyle eğer şeyse. Sürekli aynı şeyleri göstermek istemem tabii ki sizlere de. Çorbamız da var, şey de var. Bakalım seviyeleri iyi. Antikot bitmek üzere. Bir müşteri daha gelirse ikinci antikotu da servis edeceğiz. Ama muhtemelen elimizde patlayacak gibi duruyor. Öyle bir vibe alıyorum şu anda. Müşteri girdiğinde mi zaman hızlanıyor? Niye? Bu saati ben anlayamadım ha. Abi ızgara ye, ızgara. Çorba içme ya. Izgara yesen. Olmadı. Tutturamadık. Izgara ye dayı. Oğlum çok... Restoranın seviyesi de yükseldi bu arada. Bu da tatlı oldu bizim için şimdilik. Hemen yıkayalım. Izgara ye abi. Müşteriye de ne yiyeceğini söylüyorum ya. İronik oluyor. Çorba bitti hocam. Yanlışlıkla 29 koyduk ama olsun. Izgara mı yedin? Güzel. Afiyet olsun. Isısı düşük ama. Hayırlısı olsun ya. Neyse. Yapamadık. Onu tam denk getiremedim yani. Neyse son servisler zaten. Çok problem değil. Abimin canı bayağı istemiş belli ki şey. Çorba istemiş. Sevincine bakılırsa. Oyunu nasıl buluyorsunuz dostlar? Bence keyifli olmuş. Hani zaten biliyorsunuz biz erken erişiminde de oynadık oyunu.
Üzerine çok şey katmışlar ve oynanış harbiden güzel olmuş. Anlayamadığımız yerler oluyor muhakkak ama idare ediyoruz yani. Dükkanı kapatabiliriz artık. İşimiz bitti. Bir gidelim ertesi güne bir geçelim hemen hızlıca. Ne bu? He tamam anladım. Müşteriler 9. Etkileşimlerini göremiyoruz galiba. Okey. Restoran yorumlarına bir bakmak istiyorum ben. Ona nereden bakıyorduk? Yetenekler değil. Yeteneklerimizi arttırabiliriz bu arada. Kesme ustası. Ha. Parayla yapabiliyoruz onu da bu arada. Gurmeler. Bak gurmelerin şeyini tamamlamışım. Bugün tavuk göğsü ve ızgara biftek yaparsam ikisini de çok rahat bir şekilde hallederim diye düşünüyorum. İşte sıcak yapabilmek çok önemli bu noktada. Tarifler değil. Tariflerden şunu bir kaldıralım hocam. Yetenekler değil. Banka değil. Dükkan yorumlarına nasıl bakıyorduk ya? İyi bak tabela düzelmiş. Şey olmuyor. Bu iyi bir olay. Şimdi ben diyorum ki şu dükkanın içini birazcık değiştirelim abi. Yüzeyler. Şu çaydan bir fır çekeyim ben. Birazcık para harcayalım. Duvarları acaba diyorum ki şöyle bir renk mi yapsak? Bence gayet tatlı oldu. Ardından tabanı da yok bu olmaz. Bu çarşı merkez gibi oluyor. Siyahımsı bir şey yapabiliriz aslında ya. Bak şöyle. Bu da asfalt gibi bir şey ya. Bu hoş değil. Açık renk yapabiliriz. Şöyle. Yani güzel olacak gibi duruyor. Güzel para harcıyoruz bu arada. İyi bak yerlerde kir varmış. Onları da göremiyormuşuz. Şunu da alayım hemen hızlıca bir yıkayalım da. Gördünüz mü? Hadi. Tamam. Bence tatlı oldu abi ya içerisi. Mutfağı falan da bir sonraki bölümü artık değiştiririz. Yani bir değişik bir style yapmak istiyorum. Öyle tarzını bir değiştirmek istiyorum dükkanın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Hızlı hızlı geliştirip artık bu döner tezgahını falan açmak istiyorum. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Bu bölümlük affedin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.